Kingston Türkiye YouTube kanalına herkese merhaba. Ben Uğur Özdağlı. Bu videoda zamanla yavaşlayan Mac'inize yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer donanımsal bir sıkıntınız varsa Mac'inizin Apple servise, Apple desteğe başvurmanız gerektiğini öncelikle söylüyorum ve ufaktan giriyoruz. Mac'inizi hızlandırmak için birden fazla video bulabilirsiniz. Bu videoda çok değinilmeyen ve yapılması kolay işlemlerden bahsedeceğim. Fazla güce ihtiyaç duyan programları kapatın. Yani kullanmadığınız programları kapatabilirsiniz. Etkinlik monitörü bu işlemi için sizin emrinizde. Command Space ile aramayı açıp etkinlik monitörü yazıp işlemciyi çok kullanan programları kapatabilirsiniz. CPU sekmesini sıralayıp bunları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sisteminize neyin yük olduğunu kolaylıkla tespit ettik veya edebiliyoruz artık. Önemli olan yük bindiren uygulamalardan kurtulmak. Yavaşlık kısmında ise açılış hızları da önemli. Sisteminizi başlatırken açılan programlar açılış hızınızı etkiliyor. Sistem tercihlerine giriyoruz. Kullanıcılar ve gruplara tıklıyoruz. Hemen yanda oturum açma öğeleri sekmesinden açılışta başlamasını istemediğiniz programları ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de eski sildiğim uygulamalar orada kalmış. Tikli değiller ama eksiye basıp hepsini çıkarttım. Sonraki maddemiz ise iCloud senkronizasyonu. iCloud eşitlemesi son model Mac'ler için gayet kolay işlemler. Ama eski nesil Mac'lere sahipseniz, eski nesillerden birini kullanıyorsanız size yük bindirecektir. Bu yüklerde yükleme hızına bağlı olarak yedekleme yaparken internet kullanımımızı yavaşlatabilir ve bu da bize istemediğimiz yavaşlığı getirir. İnternet olarak getiriyor bu tabii ki. Hem sisteme yük hem de internet size yük olmaması için ufak ayarlamalar yapacağız. iCloud yedekleme kullanırken masa üstünüze büyük boyutlu dosyalar tutmaktan kaçının. Şu anda da görüyorsunuz, ben de mesela iCloud yedeklerimde dosyalar, masaüstü dosyaları açık değil. Hiçbir şekilde kullanmıyorum zaten. O yüzden bana bir yük oluşturmuyor ve saklama alanını boşaltın. Basit geliyor ama detaylı. Mac'lerin en büyük sıkıntısı saklama alanının dolu olması. Sistemimizin sağlıklı çalışması için %10 ila %20 arasında boşluk olması gerekiyor. Zorunlu durumlar dışında diskin tamamını doldurmaktan kaçının. Yer sıkıntısı çekiyorsanız bulut yedekleme sistemlerini kullanın. Müzikleriniz çoksa online müzik servislerini kullanın. Dizi filmleriniz çoksa online dizi film servislerini kullanın. Her şeyi online hallederek sistemimizde yer çokluğu veya yer sıkıntısı çekmemekten kurtarabiliriz kendimizi. Şimdiki maddemiz ise eski dosyaları siliyoruz. Çöp kutumuzu boşaltmayı unutmuyoruz maddesi. Güzel madde değil mi? Saklama alanında yer açmanın hızlı ve bir kolay yolu ise eski kullanılmayan dosyaları silmek ve çöp kutusuna boşaltmaktır. Evet, bravo, kesinlikle çok güzel, başarılı. Burada ama değineceğimiz püf noktalar var. Kullanılmayan dosyalar yer kapladığı için Mac'in performansını düşürür. Buradaki en önemli kısım indirilenler klasöründeki öğeleri silmeyi unutmayın. Genelde indirip unuttuğumuz nokta indirilenler klasörü. Bu yüzden üstüne basıyorum. Sildikten sonra da çöp kutusunu da temizlemeyi unutmayın. Neyin nerede, neyin çok olduğunu bilgisayarınızla karıştırıyorsanız Apple'ın da burada güzel bir hizmeti var. Masa üstünden sol üstte Apple logosuna tıklayıp bu Mac hakkında gidip depolamada daha fazla göster, yönet kısmına tıklarsanız orada sizin neyin fazla, bilgisayarda neyin fazlalık yaptığını, hangi dosyaların birbiriyle kopyası olduğuna kadar her şeyi sıralıyor. Hiç merak etmeyin, oradan da kolaylıkla yolunuzu bulabilirsiniz. Şimdi grafikleri azaltıyoruz ya da kapatıyoruz. Apple bilgisayarları macOS'ta normal olarak sorunsuz biçimde çalışmaktadır. Ancak bazen performanslarını korumak için sisteme yük bindiriyor. Grafiklerin azaltılması ya da kapatılması Mac'inizin hızlanmasını sağlayabilir. Bu dediğim gibi yine böyle eski nesillere doğru ufaktan gidiyoruz. Çünkü yeni güncellemeler yıllarca geldikçe o özellikler, saydamlıklar gittikçe bollaştı. Bu da bizde ufak ufak performans düşüşü sağladı yıllar içinde. Bunu yapmak için sistem tercihleri doka tıklayın veya direkt aşağıdan doka sağa tıklayıp onun tercihlerine gidebilirsiniz. Büyütme uygulamaların açılışını canlandırmayı göster. Doka otomatik olarak gizle ve göster seçeneklerinden istediğinizi kısıp hatta komple kapatıp hız sağlayabilirsiniz. Görselliği kısarak performansımızı arttırdık. Şimdi son önerilerime geliyorum. Bitti mi? Bitmedi. Format. Temiz kurulum, ilk günkü hız. Güle güle kullanın. Toz temizleme, bilgisayarın fanları zamanla toz doluyor, içi toz doluyor. Arka kapağı açıp
tozları temizleyebilirsiniz. Ve ben bunu anlattım. Bununla ilgili videom da kanalda mevcut. Onu da izleyebilirsiniz eliniz yatkınsa. Mac'iniz hard disk kullanıyorsa SSD'ye geçebilirsiniz. Kingston. Apple Servis. Apple'ın kendisi ve servisleri her zaman size açık. Tüm dertleriniz için görüşüp destek alabilirsiniz. Aman dikkat! Önemli verileriniz silinirse geri dönmeyecek şekilde gidecektir. Lütfen, lütfen, lütfen yedeğinizi alın. Hediye yorumlarınızı görüyorum ve sizler için çalıştığımı bildirmek istedim. Destekleriniz ve video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. We'll be right back.